Biraz daha Newman iz alıştırması yapalım mı? Bu bileşik için 3. ve 4. karbonlar olan C3-C4 arasındaki bağı yukarıdan bakacağız ve en kararlı konformasyonu çizeceğiz. Karbonlarımızı numaralandırarak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dedik. Buradaki C3-C4 bağına yukarıdan bakmamız için gözümüzü bu eksene yerleştirmemiz lazım. Buraya bir göz çizelim. İşte buraya bakıp neler gördüğümüzü çizeceğiz. Birazdan videoda gerçekten ne göreceğimizi göstereceğim. Fakat bu Newman iz düşümlerini model kullanmadan çizebilmek önemlidir. Buradaki 3 numaralı karbona neyin bağlı olduğunu düşünerek başlayalım. Bize dönük olan bir metil grubu var. Bu da bizden uzaklaşan bir hidrojen olduğu anlamına geliyor. Peki, 4 numaralı karbona ne bağlı? bize dönük olan bir hidrojen olmalı. İşte hidrojen burada ve bizden uzaklaşan bir hidrojen olmalı. Bunu çizdiğimize göre Newman iz düşümünü çizmeye başlayabiliriz. Üçüncü karbonu temsil etmek üzere bir nokta çizerek başlayalım. Buradaki nokta üçüncü karbonumuz. Üç numaralı karbona ne bağlı? Burada aşağı ve sağa doğru uzanan bir metil grubu var. Gözümüz burada olduğu için aşağı ve sağa doğru giden bir metil grubu göreceğiz. O halde sağa ve aşağı doğru bir CH3 çizelim. Aynı zamanda hidrojenimiz var. Bu hidrojen aşağı ve sola doğru yönelecektir. Bunu da bu şekilde çizelim. Sırada ise elimizde CH2-CH3 yani etil grubu var ve aslında bu açıdan baktığımızda grup aslında doğrudan yukarı uzanan bir grup. Bu şekilde çizelim ve CH2-CH3 yazalım. Şimdi ise 4 numaralı karbonu düşünelim. Buradaki karbonu düşünüyoruz. Arada 3 numaralı karbon olduğu için normalde bunu göremezdik. Fakat 4. karbonun burada olduğunu biliyoruz ve bunu Newman iz düşümü üzerinde çemberle temsil edeceğiz. 4. karbona ne bağlı? Yukarı ve sağa dönük olan bir hidrojen olduğunu biliyoruz. Bunu çizelim. 4. karbona bağlı olan ve yukarı sağa doğru uzanan hidrojen işte bu. Aynı zamanda sola ve yukarı doğru uzanan hidrojen de var. Bunu da çizelim. Son olarak aşağı bakan bir CH2 CH3 var. Bunu da böyle çizebiliriz. Tüm bu CH2 CH3'leri her seferinde çizmek çok sinir bozucu. O halde bu Newman iz düşümünü baştan çizelim mi? Ne dersiniz? Bu CH2 CH3'ün etil grubu olduğunu biliyoruz. O zaman bunu et olarak kısaltalım. Metil grubuna ise M diyelim. Hidrojenimiz burada ve arkadaki karbonumuz içinde yine iki hidrojen ve aşağı doğru inen bir etil grubu var. Bu şekilde gözümüz daha az yoruluyor değil mi? Evet. Videoda etil grubunu kırmızı yapacağım. Yani etil grubunu temsilen kırmızı bir çember göreceksiniz. Metil grubuysa mavi olacak. Böylelikle farklı konformasyonları göstermek daha da kolay olacak. Evet. Videodan hangisinin en kararlı konformasyon olduğunu çözeceğiz. Önceki videolardan çapraz konformasyon olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden tüm farklı çapraz konformasyonlara bakacağız ve en kararlı olanı seçeceğiz. Burada birinci, ikinci ve üçüncü karbonu görüyoruz. Dikkat ederseniz bize dönük olan bir metil grubu var ve üçüncü karbona bağlı. Burada ise dördüncü karbonu görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü karbon arasındaki bağı yukarıdan bakacağız. Evet. Molekülü döndürelim ve C3CH4 bağına yukarıdan bakalım. Gördüğünüz gibi çapraz konformasyon var. Yukarıda etil grubunu görüyorsunuz. Sağ tarafta metil grubu var ve aşağıda ise bir başka etil grubu var. Umarım buradaki çapraz konformasyonu fark etmişsinizdir. Unutmayın, kırmızı renk etil grubu demekti. Burada ve burada etil grupları var. Mavi ise metil grubunu temsil ediyor. Modellerle bu şekilde çalışmak daha kolay diye düşünüyorum. Devam edelim. Çapraz konformasyon arıyoruz. Öndeki karbonu döndürüp arka karbonu sabit bıraktığımızda bir başka çapraz konformasyon elde ediyoruz. Tekrar döndürürsem bir çapraz konformasyon daha elde ediyoruz. Umarım çizdiğimiz Newman iz düşümünün videodan aldığımız görüntüyle uyuştuğunu görebiliyorsunuzdur. Yani aslında bu aynı Newman iz düşümü. Sadece etil gruplarını kırmızı ve metil grubunu mavi yaptım. Videoda öndeki karbonu hareket ettirdik ve arkadaki karbonu sabit bıraktık. O zaman kırmızı etil grubu bu konuma hareket eder. Bu mavi metil grubuysa bu konuma gelir ve son olarak sağdaki bu hidrojen onu da yeşil yapalım bu konuma gelir. Şimdi bir sonraki çapraz konformasyonunu çizelim. Arka karbonu sabit tutalım ve hem arka karbonu hem de ona bağlı olanları çizelim. Bu hidrojenler ve bu etil grubundan bahsediyorum evet öndeki karbona bağlı bu etil grubu da bu konuma geldi. mavi metil grubu bu konuma geldi ve yeşil renkteki hidrojen bu konuma hareket etti. evet bunun buradaki görüntüsüyle eşleştiğini görebiliyoruz. buradaki iki etil grubu birbiriyle goş etkileşimine girmiş durumda. burada mavi metil grubumuz var ve yeşil hidrojenimiz var. bu yeşil hidrojen bu üstteki hidrojendir bir kere daha döndürerek son çapraz konformasyonumuzu elde edebiliriz. Öyle yaparsak kırmızı etil grubu buraya gelir. Mavi metil grubu ise buraya gelir. Bu da yeşil hidrojenin bu konuma gelmesine sebep olur. Hidrojenleri ve etil grubu ile birlikte arkadaki karbonumuzu çizelim. Bu arada öndeki veya arkadaki karbonu döndürmeniz fark etmez. Biz öndeki karbonu döndürmeyi seçtik. Durum bu olunca bu etil grubu bu konuma geldi. Şimdi etil grubumuz burada daha solda. Mavi metil grubuysa buraya geldi ve yeşil hidrojen buraya geldi. Kolay görmeniz için hepsini işaretleyelim. Burada etil grupları var. Aşağıda ise aynı etil gruplarını görebiliyoruz. Metil grubumuz mavi renkte, son olarak hidrojenimiz ise yeşil renkte. Şimdi nihayet bu üç çapraz konformasyon arasından en kararlı konformasyonu seçebileceğiz. Bunu yapmak için önce mevcut olan Goş etkileşimlerini düşünmeliyiz. Sağdaki konformasyonla başlayalım. Burada bir etil etil Goş etkileşimi var ve etil grupları genelde büyüktür. O yüzden bu Goş etkileşimi bu konformasyonu kararsızlaştırır. Şimdi bu konformasyona bakalım. Yine etil etil Goş etkileşimi var. Ama ayrıca metil etil Goş etkileşimi de var. İki Goş etkileşimimiz var. Bu da bu konformasyonun daha da kararsız olduğu anlamına geliyor. Son olarak buradaki iz düşümümüz var. Burada yalnızca bir goş etkileşimimiz var ve etil grubuyla metil grubu arasında. Bu metil grubu diğer etil grubu kadar büyük olmadığına göre bu konformasyon en düşük enerjili konformasyondur. Yani en kararlı konformasyondur. B sorusu içinse hedefimiz en az kararlı yani en yüksek enerjili konformasyonu bulmak. Bu çakışık konformasyon olmalı değil mi? Şimdi videoya gidelim. Çapraz konformasyonla başlayalım ve çakışık konformasyona geçelim. O çakışık konformasyondan diğerlerine bakalım ve en yüksek enerjili olanı seçelim. Evet, elimizde bir çapraz konformasyon var. Öndeki karbonu döndürdüğümde çakışık konformasyon görüyoruz bir kez daha döndürerek bir başka çakışık konformasyon elde ederiz. Burada iki etil grubunun birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Tekrar döndürerek son çakışık konformasyonu elde ederiz. Karşımızda 3 çakışık konformasyonun videodan aldığımız görüntüleri var. Vakitten kazanmak için görüntüleri analiz edelim ve en kararlı konformasyonu Newman iz düşümü olarak çizelim. Sağdaki konformasyonla başlayalım hidrojenle çakışan bir etil grubu, hidrojenle çakışan bir metil grubu ve etil grubuyla çakışan bir hidrojen görüyoruz. Yani burada birbiriyle çakışan alkil grupları yok. O zaman bu kesinlikle en az kararlı konformasyon değil, bunu eliyoruz. Biz birbiriyle etkileşime giren büyük gruplar arıyoruz. Yani sterik engel olmalı. Bu konformasyona geçelim. Birbiriyle çakışan iki hidrojen var hidrojenle çakışan etil grubu var ve etil grubuyla çakışan metil grubu var. Burada bir gerilme kaynağı var. Yani bu enerjiyi arttıracaktır. Bu konformasyonun enerjisi kesinlikle bu konformasyondan yüksektir diyebiliriz. Fakat bunu ortadaki konformasyonla kıyaslamamız da lazım. Ortadakine bakalım. İki büyük etil grubu var. Bir etil grubu diğer bir etil grubuyla çakışıyor. Bu durum çok kararsız olur değil mi? Yani enerjiyi arttırır ve çok miktarda sterik gerilme gözlenir. İşte bu en az kararlı konformasyondur. Bu etil grupları birbirinden olabildiğince uzak olmak isterken burada onları birbirlerine çok yakın bir şekilde konumlandırmışız. Şimdi bu konformasyonun Newman iz düşümünü çizelim ve bu karbonla başlayalım. Bu karbona bağlı sola ve yukarı doğru giden bir metil grubu var yukarı ve sağa doğru giden bir hidrojen var ve aşağı doğru inen bir etil grubu var. Arkadaki karbona temsil eden çemberimiz burada. Sola ve yukarı doğru giden bir hidrojen var. Arkada bir hidrojen daha var. Bunu da çizelim. Son olarak aşağı inen bir etil grubu var. Böylelikle bileşiğimizin en kararlı konformasyonunu Newman iz düşümünde çakışık konformasyon olarak çizdik.